Kandil geceleri bid'at mi? Öncelikle bid'at kavramı üzerinde kısaca bir durmak gerekiyor. Bu bid'at kavramı soruldu aslında. Önümüzdeki hafta genişçe biraz bid'at kavramı üzerinde duracağız ama bugün sadece kandil gecelerini anlamı adında kısaca bir tanım olarak ne anlamamız gerekiyor ona ait bir şeyi söylemiş olalım. Bid'at asr-ı saadetten sonra ortaya çıkan şer'i bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan bir terimdir. Bir şeye bidat denilebilmesi için iki hususun çok net bir biçimde ortaya konması gerekir. Bunlardan bir tanesi aslı, delili, hücceti dinin dinin temel kaynaklarında olmaması. Dinin temel kaynaklarında ne olduğu zaten belli. İkincisi yapıldığında bir sünneti iptal etmesi veya müminlerde yapıldığı zaman dini alanlarda özellikle bir yozlaşmaya sebep olması. Şimdi bu iki tane temel meseleyi unutmadan soruya dönmemiz lazım ve bu iki meseleyi unutmadan bir şeyi bidat ya da bidat değil diye işte isimlendirirken ya da o tespiti yaparken buna göre dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi önümüzdeki hafta bidat kavramını biraz daha detaylıca ele almış olacağız. Şimdi biz Kandil geceleri dediğimizde genelde beş tane geceyi kastetmiş oluruz. İslam'da başka geceler de var mesela zilhicce geceleri gibi Muharrem'in on gecesi gibi özellikle de onuncu gece olan Aşura gibi başka geceler de var ama özellikle kandil gecesi dendiğinde beş tane gece kastedilmiş olur. Bunlardan birincisi delili Kur'an ve sünnette olan Kadir gecesi. Bunda zaten bir ihtilaf yok. Biz Kadir gecesinin değer ve kıymetinin ne olduğunu hem Kur'an'da hem de aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanlarında çok net bir biçimde görüyoruz. İkincisi delili zanni olarak Kur'an'da kat'i olarak sünnette olan Şaban ayının 15. gecesi. Yani bizim isimlendirmemizle Berat gecesi. Hadislerde Nisfu Şaban diye Şaban ayının yarısı yani 15. gecesi olarak isimlendiriliyor biliyorsunuz. Burada Kur'an'da zanni olarak geçmesine ait o ifadeyi de anlamış olmamız lazım. Duhan suresinin 3. ayetindeki Leyletül Mübarekeyi bazı alimlerimiz burada kastedilen işte Şaban ayının 15. gecesidir. Bazı alimlerimize göre hayır oradaki de Kadir gecesidir dendiği için ihtilaftan dolayı böyle bir ifade kullanmak durumundayız. Üçüncüsü delili sünnette olan Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib gecesi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı beyanları var. Orada da bir ihtilaf var bilenler bilir. Bazı alimlerimize göre Recep ayının ilk gecesi. Orada ilk gece ifadesinde bazı alimlerimiz ilk cuma gecesi olarak anlıyorlar. Ama bir şekilde hadislerin bazılarında bu geceye ait belliş mesajları okuyoruz zaten. Delili Siyer'de olan ve Efendimizin çok önemli bir mucizesinin gerçekleştiği Recep ayının 27. gecesi olan Miraç gecesi. Sonuncusu da Delili Siyer'de olan Efendimizin doğum günü olan Rebiül Evvel ayının 12. gecesi Mevlid gecesi. Şimdi bu 5 gecede Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatına baktığımızda, sahabenin hayatına baktığımızda en hayırlı ikinci nesil olan tabi'in neslinin hayatına baktığımızda etvai tabi'in neslinin hayatına baktığımızda bunlar biliyorsunuz en hayırlı nesiller. Biz bugün bizim ihya etmeye çalıştığımız gibi toplu bir şekilde bu gecelerin Kadir gecesi de buna dahil bakın Kadir gecesi de dahil toplu bir biçimde bu beş gecenin ihyasına ait bir şey göremeyiz. Evet sahabe, tabi'in, bu gecelerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyasındaki değerini gördüler. Kendileri ferdi olarak mescitte ya da evlerinde farklı bir biçimde ihya etmeye çalıştılar. Dediğim gibi buna Kadir Gecesi de dahil. Ancak bunların asıllarının işte gördüğümüz gibi Kur'an'da, Sünnet'te ya da Siyer'de olduğunu görüyoruz. Ne oldu? Sonraki yıllarda insanların İslam'la, aziz dinimizle irtibatları zayıfladığında ya bir vesile ile biz bu zayıflayan irtibatı güçlendirebilir miyiz? Acaba bu geceleri bir fırsata çevirip de insanların imanla, İslamla, dinle yeniden irtibatlarını canlı bir biçimde kurabilir miyiz? Ya da asılları bunların sünnette, siyerde, işte Kur'an'da var. Biz bu geceleri biraz toplu bir biçimde bir niyaz gecesine, bir dua gecesine çevirsek, bu gecelerde biraz bir araya gelip o gecenin değer ve kıymetine ait bir şeyleri konuşsak yani bir sohbetle bir işte diyelim ki hutbeyle ya da diyelim ki bir farklı bir biçimde güzel bir nasihat ortamıyla bir ilim meclisiyle bir faydaya, faydaya çevirebilir miyiz diye bir gayretleri oldu. Ve bu gayretlerin neticesinde aslında işte ortaya kandil geceleri ge diye bir ge isimlendirme çıktı. E böyle gecelere kandil gecesi denmesinin sebebi de belli özellikle Osmanlı döneminde gündem oluşsun. İnsanlar bu gecenin özel bir gece olduğunu farkına varsınlar diye ne yaptılar? Camilerde, minarelerde, mahyalarda kandiller yakıldı ki bu gece sıradan bir gece değil o heyecan bir şekliyle yansıtılsın diye kandiller yakıldığı için gecelere kandil geceleri diye isimlendirildi. Özellikle mesela Mevlid gecesi yani yakın bir zamanda erişeceğimiz o gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihana merhaba dediği gece Fatımiler döneminde böyle topluca ihya edilmeye başlandı. Sonra Memlukiler de devam etti. Selahaddin Eyyubi biliyorsunuz özellikle bu işe çok ciddi bir biçimde ehemmiyet verdi. Daha sonra da Osmanlı da bu farklı bir karşılık bulmuş oldu. Dolayısıyla o günlerde ulemamızın, alimlerimizin bu gecelerin ihyası noktasında yaptıkları çabaları dikkate almadan hemen bidattır, kutlamak haramdır gibi genelleyici ifadeler kullanmak bizi bir yere götürmez. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Yaşadığımız zemin belli benim güzel kardeşlerim. Şu anda insanların dinle, İslam'la, imanla irtibatlarının nasıl olduğu hepimizin malumu görüyoruz. Böyle bir özel gün geceler tebliğe, davete bir fırsata dönüştürülecekse ki dönüşüyor yani bunu bilen bilir. Böyle bir ikramdan, böyle bir güzellikten mahrum olmak hemen damgalayarak bir genelleme yapmak, farklı bir biçimde nitelendirmelerde bulunmak bizi bir noktaya götürmez. Ama bu vesileyle yani bu soru vesilesiyle birkaç hususa siz kardeşlerimin dikkatlerini çekmek istiyorum. Onlardan birincisi şu. Bir kere iyice bilelim ki İslam'da belli gecelere, zamanlara, zeminlere sıkıştırılacak bir dindarlık yoktur. Bizim dindarlığımız, din algımız hayatımızın tamamını kapsar. Belli bir güne, geceye sıkıştırılmaz. Böyle bir şey yok. Özel ve gün gece, özel gün ve geceler dini sıkıştırmak için değil, heyecan tazelenmesi için bir imkandır. Bu geceyi ihya ettin tamam yarın kaldığın yerden devam edebilirsin. Bu geceyi ihya et de elinden geleni yap işte bir camiye git ya da bir sohbete katıl. Yarın ne olursa olsun böyle bir şey yok. O gece aslında bir karar gecesi, o gece bir muhasebe gecesi. Artık hangi gece ise o gecenin mesajına uygun bir biçimde bir şeylerin oluşturulması gerekiyor ve din sadece o gecelere, o günlere, o özel zaman dilimlerine sıkıştırılmaması gerekiyor. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. İkincisi, böyle gün ve gecelere bidat deyip karşı çıkmaktansa sünnetin ihyası için bir vesileye dönüştürmek gerekir. Biraz önce de söyledim ya şu andaki zamanı ve zemini de dikkate alarak bunu çok iyi bir tefekkür etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü özel gün ve gecelerde oluşan heyecan örfi bir imkandır. Bakın kavramı özellikle seçiyorum. Dini bir imkandır demiyorum. Örfi bir imkandır. Yani bu gecelerin bu şekliyle ihyası kültürel bir şeydir. Yani bizim kendi topraklarımıza da has bir güzelliktir ama bir imkandır, örfü bir imkandır. Bu imkan İslam'ın hayrına kullanılmalıdır. Madem böyle bir şey var bunu bir imkana, bunu bir güzelliğe, bunu bir fırsata dönüştürmek. Dördüncüsü bakın söze, mesaja, ibadete kapalı, nice gönle dokunmak için bir vesile olan bu geceler tebliğ ve davet açısından böyle bir fırsata imkana dönüşmesi açısından bir araç olarak kullanılmalıdır. Çünkü gerçekten insanımızın çok farklı farklı işte şeyleri var, halleri var. Böyle özel gün ve gecelerde biraz başka bir hal oluşur. Eğer biz bu hali iyi değerlendirirsek en azından muhataplarımıza o özel gün ve gecelerin de getirdiği mesajların da işte yardımıyla bir şeylere ulaştırabiliriz. Beşincisi de şu sahte ve değersiz gündemlerle meşgul edilen insanlarımızın daha değerli ve daha sahici bir gündemle tanıştırılması için inanın ki büyük bir fırsattır. Madem öyle biz de bu fırsatı değerlendiririz. Madem böyle bu kandil gecelerini, bu özel gün ve gecelerini biz elimizden geldiğince ihya etmeye çalışırız. Ama ederken şuna dikkat ederiz. Asla yapılan program her ne ise yapılan işte meclis kurulan meclis her ne ise asla şeriatimize aykırı şeyler yapmayız. Niye bunun altını çiziyoruz? Çünkü yapılıyor. Harama ait şeyler yapmayız. Mekruh olan şeyleri yapmayız. Yine şeriatimizin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği İslam adabı ve edebi çerçevesinden bazı şeyleri yaparız. Onun için bunları böyle bir değerlendirme böyle bir imkana dönüştürmek gerekiyor. Bu özel gecelerde yapılacak sohbetlerin iyice belirlenmesi yapılacak duaların iyice belirlenmesi özellikle de hatiplerimizin hocalarımızın biraz gayret vermesi her sene aynı şeyi anlatıp anlatıp durmamaları, o günkü sosyolojiyi dikkate almaları, toplumsal değişimi dikkate almalı, toplumsal ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçları dikkate almaları, insanlara bu mesajları ulaştırırken bunlara dikkat ederek o özel gün ve geceleri de bir fırsat bilerek mesajı ulaştırmak bütün mesele budur. Bizim değişmez ve değiştirilmez bir gündemimiz var. O da dinin aslı olan tevhidi, dinin özü olan tevhidi, tevhidin mesajını, o kelime-i tevhidin o önemli mesajını yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah mesajını net bir biçimde insanımıza ulaştırmak. E böyle özel gün ve gecelerde de biraz böyle toplu bir maneviyat oluşuyorsa, bir hissiyat oluşuyorsa, bir heyecan oluşuyorsa yapılması gereken o gecelerin de getirdiği mesajları bununla birleştirerek asıl mesajı muhataplara ulaştırmaktır. Dolayısıyla bidat meselesine, kandillere yaklaşım meselesine biraz daha bu çerçeveden eğilmek gerekiyor ve bunlara dikkat ederek bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Unutmayalım mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı tebliğ ve davet için? Ya meşru bütün fırsatları kullandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nadilerini gezdi ya. Nadiler neydi? Toplantı yerleriydi. İnsanlar toplantı için Toplanıyorlar, şey, bir şeyler konuşuyorlar. Bir şair çıkıyor, bir şeyler okuyor. Ya da efendimiz panayırları dolaşıyordu, fırsatları değerlendirdi. E bugün bu fırsatta önümüzdeyken böyle bir şeyle eğer mesaj muhataplara ulaştırılacaksa yapılması gereken hemen işte bir sınıflandırma ya da bir damgalama yapıp meseleyi başka yerlere çekmek değil, asıl mesajımız olan tevhidin kitlelere topluma ulaştırılması noktasında gayret içerisinde olmaktır. Allah hepimizi özel gün ve geceleri hakkıyla ihya edenlerden eylesin ve asıl sorumluluklarımızı ortaya koyma adına, heyecanlarımızın tazelenmesi adına bir imkana dönüştürsün.